Bir gün, bir gece evimde yatmışken haberim hiçbir şey de yok, yakalandık. 8 ay evvel şikayet edildim. Gülen Efendi'nin bizzat şikayeti aleyhimde var. Bizzat kendisinin var. Bana dediler seyir et, dedim seyir etmem. Neden? Dedim ben böyle şeylerden meşgul olmam. Kimsenin bana şikayetiyle bile meşgul olacak halim yok. Ben sadece müdafaa yapıyorum. Hakkın müdafaası. Müsbet hareket ediyorum. Fethullah Gülen'in taşıyıcılar diyerek hedef gösterdiği gündemin önemli isimlerinden Molla Muhammed, yani emekli imam Mehmet Doğan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şu anda ele adamlar var ki, yerin dibindedir, yılan gibi İslam'ı sürüyor. Kendisi de belki alim da olabilir, alim olmayan da bile var. Fakat bunların hepsini çıkarmak benim görevimdir. Benim gücüm buna yok ki. Gülen'in işaretiyle başlayan süreçte 17 ay boyunca mahkeme yüzü görmeden hapis yatan Mehmet Doğan yaşadığı süreci anlattı. Ne demek istiyorum? Yani ne silah bulundu, ne bomba bulundu. Hatta yasak bir kitap bile bulunmadı. Hatta İbn-i Teymiye'nin kitabının aleyhinde bazı yasaklar vardı. O bile bulunmadı. Paralel polisin kumpasını ve her şeye rağmen kaybetmediği iyimserliğini de paylaştı. Ben ilmin verdiği bir vikarla, bir ilmi mücadeleyle Allah rızası için kitap yazmışım. Ne gerekirse o kitaplarını da yazmışım. Kaldı benim hapsime. Ben 17 ay hapse girdim. Bu benim ifademi alan o polislere halini ağlıyordum. Onlar ifademi alırken kalbimin eğer ayıp demeyeseydi benim gözümden yaş akıyordu. Kalben onlara dua ederdim. Savcıya da dua ederdim. Hapisteyken de 3 ay bu tayfaya dua ettim. Dedim ya Rabbi bunlar Müslümandırlar, aldatılmış Müslümandır. Yanlış bir İslamiyet bunları aldatılmış. Benim gibi bir suçsuz adamı getirmiş de buraya sokmuşlar. Suçum budur ki ben bunlara hak bir dini anlatmışım. Bunlar yanlışa girmişse ya Rabbi kurtar. Sen bunları kurtardıktan sonra haps hakkımı helal ederim. Molla Muhammed Gülen'in Kur'an-ı Kerim'i çarpıttığını ve Said-i Nursi'nin eserlerini tahrif ettiğini söyledi. Bu mücadeleyi 5 kitaba sığdıran Mehmet Doğan, Gülen'in ecnebi gruplara maşalık yaptığını belirtti. Şu Kur'an'ın ayetlerinin yanlış manalarla tarife doğru yürütüldüğü gittiği bir zamanda bütün gücümüzle Kur'an'ın o ayetlerini izaha başladık. Buna misal olarak birinci rumuz, ikinci rumuz, üçüncü rumuz, dördüncü rumuz ayetlerini açıkladık. Üstad Bediüzzaman'ın kitaplarına, mektuplarına da yanlış mana verilerek ümmet-i Muhammed'i hususen Risale-i Nur okuyucularını tamamen başka tarafa saptırmaya yol açıldı. Biz bütün gücümüzle o gizli örgütün, yani ecnebi bir örgütün mahşesi olan o kimse, onunla mücadelemizi kitapla verdik. Nedir? O zaman Reddül Evham denilen 4 tane kitabı, 5 tane kitabı bu konuda yazdık. Belki de Mehmet Doğan'ı paralel yapının hedefine koyan şey dinler arası diyaloğa bakış açısı. Doğan kendisine yönelik operasyonu da buna bağlıyor.